Azerilerin başına geleni gördünüz. 30 bin Azeri'yi bir gecede öldürdüler. Ve gemilere doldurdular. Gorbaçov kafiri, Gorbaçov alçağı tarafından 30 bin Azeri Müslüman Türk'ün cesedini gemilere doldurarak Hazer Gölü'ne boşalttılar. Bunu bilmeyen yok dünyada. Katliamlar, katliamlar, katliamlar. Yakında Türkiye'yi de aynı belalar vallahi ve billahi bekliyor. Ben burada açıklayamam sebeplerini. Açıklayamam. Siyasi bir felaket olur. Bekliyor. Sebep nedir? İşte bunu anlamak lazım. Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Peygamberimiz diyor ki, لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Kur'an'a ve sünnete yapıştığınız müddetçe başınıza bela gelmeyecek diyor. Peygamber'e mi inanayım, şu vaziyete mi inanayım? لَنْ تَضِلُّوا dalalete, felakete, sefalete, rezalete, cehalete uğramayacaksınız diyor Peygamber Muhammed Mustafa. Uğramayacaksınız, uğramışız. Uğramışsak Peygamber'in dediğinin aksi olmuştur. Mesela burada. Tesbih çekmemiz bizi işte görüyorsunuz neticeye götüremiyor. 45 milyon Türkiye Müslümanı derviş olsa, sofu olsa, falan efendinin dervişleri, falan efendinin sofuları olsa, sabah namazlarına kadar tesbih çekseler, la ilahe illallah, la... Ama mevcut akışın, idarenin, devletin, rejimin, hükümetin ne olduğunun farkında olmadan tesbih çekiyorlarsa, 45 milyon tesbih çekse, yine fuhuş sektörüne devam edenlerin neticesi değişmeyecek, İçki değişmeyecek, sokaklar değişmeyecek, caddeler değişmeyecek, fuhuş değişmeyecektir. Çünkü Kur'an ile olan irtibatımız Allah'ın istediği kıvamda değildir. Allah bizden Kur'an'ın sadece okunmasını istemiyor. Kur'an'ın okunması değil, içindeki hükümlerin uygulanmasını istiyor. Biz Allah'ın istediğini yapmıyoruz, istemediğini yapıyoruz. Hadise budur. Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde, Maliki, dört hak mezhep dediğimiz bu dört mezhebin dördünde de Kur'an'ı yüzünden okumak sünnet, Kur'an'ı ezberden okumak sünnet ama içindeki emirleri ve yasakları, Kur'an'ın içindeki hükümleri yerine getirmek farzdır. Farzı terk edip de sünnetle meşgul olanlar cennete giremezler. Farzı bırakıp da sünnetle uğraşanlar Allah ve Resulünü bulamazlar, hidayete eremezler. Çünkü farz dururken sünnetle uğraşılmaz. Sünnetlerden gaye farzlardaki eksikliği tamamlamak içindir. Biz niye sünnet namazı kılıyoruz? Sünnet namazı kılmamızın sebebi farz namazları eda ederken eksiğimiz kaldıysa sünnetler tamamlasın diye. Farzın olmadığı yerde sünnet olmaz. Şimdi milyonlarca Müslüman var Türkiye'de. Teravih namazlarına geldiler tamam koştular, camilere doldular, teravih namazlarını kıldılar. Ama beş vakit namaz kılmıyorlar. Beş vakit namaz kılmak farz, teravih namazı kılmak sünnet. Farzı terk ediyorlar, sünnetle meşgul oldular. 100 bin sene teravih namazı kılsalar ve fakat farz namazları, beş vakit namazı kılmasalar bu adamlar cennete gidemezler. Allah ve Resulünü bulamazlar, hidayete eremezler. Hidayetin yolu farzlardan geçer. Görüyorsunuz ne kadar ters yoldayız. Ramazan boyu mümkün mertebe Müslüman olduğunu söyleyenler sahura kalktılar. Ama milyonlarca sahura kalkan insan sabah namazına kalkmadılar. Sahura kalkmak sünnetti, sabah namazına kalkmak farzdı. Farzı terk ettiler, nafileye uğraştılar. Bu toplum Allah'ı bulamaz. Bu toplum yanlış yoldadır. Dinen yanlış yoldayız. Dini anlayışımız yanlıştır, eksiktir, noksandır. Dini anlayışımız, dini kavrayışımız, dini manamız yanlıştır, temeli yanlıştır. Kur'an'dan gaye okumak değildir. Kur'an'ın gayesi okunması değildir. Kur'an'ın gayesi yaşanmasıdır. Hükümlerinin tatbik edilmesidir. Kur'an'ın hayata hakim olmasıdır. Hafızların okunduğu şey Kur'an'dan gaye değil, sadece bir sebeptir. Biz gayeyi bırakmışız, sebeplerle uğraşıyoruz. Onun için sefaletten başımız kurtulmaz. Araplar, İranlılar, işte Kürtler, işte Türkler dünyanın en zulüm altında inleyen insanlarıdır. Şu anda dünyada en çok inim inim inleyen milletler, katliam edilen milletler, ırzı ve namusu çiğnenen milletler, hepsi Müslüman milletlerdir. Müslümanlıkları da yarımdır, sapıttır, çarpıttır. Kur'an'la uzaktan yakından bir alakaları yoktur. Ve bu cezalara, bu sürgünlere, bu efendim ilticalara, bu sığınmalara, bu sefalete de hepsi müstahak olmuşlardır.